Evet, herkese merhaba. Bir pazar günü 4. haftada yine Reşadiye Kerket Futbol Turnuvası ve takımlarla röportaj yapmaya devam ediyoruz. Bugün iki takımımız var. Dalpınar ve Halaçlı. Dalpınar şu anda grupta puansız devam ediyor. Halaçlı da grupta 3'te 3 ile gidiyor. İki takım için de önemli bir maç. Öncelikle Dalpınar sporla İsmail Gedik hocamla, dernek başkanımızla başlayalım. Hocam, neler düşünüyoruz bugün için? Öncelikle herkese iyi günler diliyorum buradan. Bizim açımızdan evet, puanımız yok ama güzel bir turnuva var. Biz Dalpınar Spor olarak bu turnuvaya başlarken her şeyin skor, her şeyin futbol olmadığını, bu işin bir spor olduğunu hem herkese göstermek hem de yaşamak için katıldık. Memnunuz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını kutluyoruz. Buradan tüm şehitlerimize ben rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Halaçlı Spor'a da 3'te 3 yaptılar. İyi takımlar, başarılar diliyorum. Kendi yöremizin, kendi memleketimizin insanları. İnşallah dostaneye geçeceğini düşünüyorum. Öyle de geçecektir. Dostça güzel bir maç olsun. Buradan herkese de hayırlı günler diliyorum. Halaçlı takımına da başarılar diliyorum. Evet, başkanım. Bugünkü programımızda kardeşimiz İsmail Buğra da bize yardımcı oldu. Her sene güzel bir şekilde bizi temsil ediyor. Burada güzel bir rol alıyor. Bize bütün projelerimizde her sene destek oluyor. Kendisine de buradan öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Hepimiz gurur duyuyoruz onunla. Bunu özellikle belirtmek istedim. Çok teşekkür ederim. Biz sadece Tokat Reşadi olarak söylemiyorum bunu. Geçmişimize, tarihimize, geleneğimize, göreneğimize göre bir evlat yetiştirmeye çalışıyoruz. Herkesin de bu düşüncede olduğunu düşünüyorum ve olmasını da istiyorum. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin. İnce düşüncenizden dolayı da ben teşekkür ederim İsmail Buğra adına. İnşallah yine ne zaman ne zaman isterseniz yardımcı çok oluruz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet, Dalpınar takım hocamız Hüseyin Badem. Evet hocam, bugünkü maçla ilgili ne yaptık? Hazırlandı mı takım? Ne durumda? Herkese merhaba. Takım şu anda iyi durumda. İyi hazırlandık. Bu maçtan inşallah puanla döneceğiz. İnanıyorum ben buna. Centilmence geçmesi dileğimle. Halaçlı'ya da başarılar diliyorum. Hak edenen dostluğun kazandığı bir turnuva olsun. Siz komiteye de başarılar diliyorum. Güzel geçiyor. Bizim için çok güzel. Yani elimizden geleni yapacağız. Centilmence güzel bir maç olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sağ tarafımda Halaçlı Spor Dernek Başkanı Ersin Arslan Bey burada. Evet başkanım, bugün takım ne durumda? Nasıl, hazırlar mı? 3'te 3 gidiyoruz. Durum bu haftada hazır mı takım? Nasıl? Sakatlarımız var mı? Bir sakatımız vardı en son. Kalecimiz sakattı sanırım. Evet. Ne durumda şu anda? Öncelikle merhaba. Sakatlanan arkadaşımız bir haftası kaldı işte. Kulağı açıda hala. Evet. Sakatlığı devam ediyor. Ama takım yani iyi durumda. Eksikleri giderdik. Her zaman olduğu gibi inşallah bu haftada 3 puan alıp 4'te 4 yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Reşadiye gitmek. Tabii ki bunlardan asıl amacımız buradaki dostluk, dayanışma, evet, kaynaşma ortamı. Biz öncelikle bunun için buradayız. Ama tabii ki şimdi sahaya çıktığın zaman da kazanmak için oynuyoruz her zaman. Ama her zaman söylüyoruz işte dostluk kazansın, önemli olan centilmenlik kazansın. Ben de buradan 18 Mart Çanakkale şehitlerini saygıyla anıyorum. Hepsine Allah rahmet eylesin gani gani. Diliyorum. Dalpınar Spor'a da başarılar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız en önemlisi. Sakatlıkların olmadığı bir maç olur. Önemli olan bu kazanmak veyahut da kaybetmek mesele değil. Ben beraberlik diliyorum, kardeşlik diliyorum. Herkese hayırlı günler. Reşadiye Kerkek Futbol Turnuvası'na teşekkür ediyorum. Evet başkanım, teşekkür ederiz güzel düşünceleriniz için. Evet, Halaçlı'da takım yönetiminden Fatih Demir. Size dinlemek istiyoruz. Vallahi öncelikle bana sözü verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben de biraz ses.
Ben de 18 Mart Çanakkale şehitlerini rahmetle anıyorum. Biz bu oluşumdan olmaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel bir oluşum. Takımımız da hazır. İnşallah bu haftada kazanıp 4-4 yaparız. Dalpınar'a da başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Dalpınar ve Halaçlıspor'a bugünkü müsabakada başarılar diliyoruz. Teşekkürler.